Gençler merhaba. Bu videoda endüstri ürünleri tasarımı bölümünü inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bütün 2 yıllık bölümleri yapmaya çalışacağız ama özellikle istediğiniz bölümler olursa yorumlara belirtebilirsiniz. Evet gençler merhabalar. Endüstri ürünleri tasarımı bölümünü inceleyeceğiz. Önce iş tanımı. Endüstriyel tasarımcı, yenilikçi, pratik ve üretime uygun eşyalar üretmek üzere tasarımlar geliştirir. Günlük hayatta kullanılan ürünleri tasarlamak için sanat ve mühendisliği birleştirir. Endüstriyel tasarımcılar bir cihaz için stil ve işlev oluştururken kullanıcı deneyimine odaklanır. Ürünle sınırlı olmaksızın donanım, motorlu taşıtlar, bilimsel aletler, endüstriyel ekipmanlar, mücevherler, ev eşyaları, oyuncaklar gibi belirli ürün türlerinde uzmanlaşır. Muhteşem bir iş tanımı yaptın. Evet. Tamam. Bunun iş olanakları. Endüstriyel tasarım şirketlerinde, beyaz eşya firmalarında, otomotiv sektöründe, tasarım atölyelerinde, teknoloji şirketlerinde iş bulabilirler. Gayet güzel. Bu bölümün üniversite tavan puanları. Bu kadar üniversitede var hocam. Vah, Evet. güzelmiş. En düşük puan ile alan devlet üniversitesi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi. 204 puan ile öğrenci alımı gerçekleştirmiş. 1 milyon 516 bin sıralama. Evet. Kontenjanlar çok fazla değil. Hocam ben bir Ha, DGS'yi de vereyim. Siz tamam. sonra yorum yapın. Şimdi DGS geçiş hakkı olarak endüstri tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, endüstriyel tasarım mühendisliği, endüstriyel tasarıma yer verilmiş. Şimdi biz normalde KPSS'ye yer veriyoruz. KPSS ataması ön lisanstan yok. DGS ile tamamlatıyoruz, kıyas yapıyoruz. Bu bölümlere geçiş yapıldığında hani o çok güzel, bunda kesin iş bulursunuz dediğim bölümler değil şu DGS'de. Yani en azından devlet sektöründe. Bu nedenle buraya kadar hazırlığınız. Ben sizin yorumlarınızı alayım direkt. Şimdi gençler bölümün ismi, iş imkanları oraya döndüğümüz zaman aşağıya baktığımız zaman iş tanımına muhteşem bir bölüm. Yani adı muhteşem, iş tanımı muhteşem, bence yaptığı iş de muhteşem. Ancak KPSS'de bu bölüme yer vermemiş. Hocam neden vermemiş? Çünkü devlet baba buradan atama yapmıyor bu bölümden. Hani niye soracaksınız? Beni söyletmeyin. Hadi söyleyeyim şunu. Devlet elinde bu işleri yapan fabrika yok arkadaşlar. Fabrika kalmadı desek yeri var yani. Bu işler tamamen özel sektöre devredilmiş durumda. Bu tip şeyler bak saydığımız bilimsel aletler, endüstriler, ekipmanlar, mücevher. Ya bu işlerle özel sektör uğraşıyor. Ben gözüm keser özel sektörde kendime yer bulurum diyorsan ne diyor orada? Sanat ve mühendisliği ben birleştiririm diyorsan Kendini ve geliştirmek çok önemli. evet, kendimi bu alanda geliştiririm diyorsan ben her türlü özel sektörde evet tırnaklarımla kaza kaza yükselirim diyorsan bu bölümü yazabilirsin. Ama ben devlette garanticiyim, kesinlikle devlette görev almak istiyorum diyen kişi bu bölümü yazmasın arkadaşım. Teşekkürler hocam. Gençler tercih danışmanlığı ve eğitim koçluğu destek almak isterseniz açıklamaya mail adresi bırakıyorum. İletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.